Agarifinin fasalarını görüp çıkalımız. Birinci fasası. Köp etme neyin lagarifini? Lagarifin A sosu göre B köp etir olsa. Ne köp etme durdu? Bu ifade için kuydaki formunu orada. Lagarifin A sosu göre B plus lagarifin A sosu göre S. Ve bana bu formuldan faydalanmamız. Kuydaki iki tane misalını görüp çıkaydık. Birincisi, lagarifin 3 sosu göre 21. Bunu lagarifin 3 asasına göre 21'ini 3 köp aytırı 7 deyip yazışımız mümkün. Teyin. Hani yani etibar verelim. A'nın oranında 3 durdu, B'nin oranında 3, S'nin oranında 7. Değil mi? Ana bu formülünü kabul ediniz. B 3 keteyin, S 7 keteyin. Bu halde logarifm 3 asasına göre 3, koşun. Logarifm 3 asasına göre 7. Logarifm 3 asasına göre 3, 1 keteyin de. Bu sebeple biz 1 koşu logarifm 3 asasına göre 7 diye yazışımız mümkün. Eğer bizde burada formüle verilgen olsa, mesela A teyin B teyin diye formüle verilgen olsa, o halde biz bu görünüşte kullanışımız hem mümkün, ya ki B teyin A görünüşte hem kullanışımız mümkün. Demek iki arasında hem kullanışımız mümkün. Mesela bana bu teyin deyin. A teyin B formüle verilgen. Biz bu formüleyle kuydaki şeyimi yazışımız mümkün. Logarifm A asasına göre B koşu logarifm A asası kürası teyin logarifm A asası göre B köp aytırısı. Yani biz tezgahı görünüşte oranlarını, oyun ve çatlamalarını oranlarını almıştırıp bana bunu görünüşte hem kullanışımız mümkün. Değil mi? Bunlar bir formüller. Mesela ikinci misalda biz aynen bana şu formülünü kullanıyoruz. Yani bu hamburger formülünün özü fakat oyun ve çatlamalarının oranlarını almıştırdık. Bana bir yerde B ve S'lerin oranında demek 4 ve 9 yazılgın. A'nın oranında asaslar bir kıl, 6 geteyim. Demek ki logarifm 6 asaslı göre 4 köpeydir 9. Logarifmler koşulgen de demek B ve S'ler köpeydirildi. Logarifm 6 asaslı göre 36. 6'nın neçinci derecesi 36 getirin? Elbette 6'nın kvadratı 36 getirin. Demek bana bu son 2 getirin iken 6'nın kvadratı 36 getirin. Yani bugün güde okşar yine bir de formüle var. Bir de yığındı, bir de ayırma. İkinci formüle var. Eğer ayırma olsa bir de bölünme bunlar. Belki bu mesela köp aytmanı, bir de köp aytmanı lagarifmini görgen olsaydı, bir de bölünmanı lagarifmini. Bölünmanı lagarifmini de demek bir de minus bunlar. Demek logarifm A asası göre B taksım S ten logarifm A asası göre B minus logarifm A asası göre S. Demek bir de logarifm A asası göre dastlap suratın logarifmi minus mahraçının logarifmi. S mahraç, mahraçının logarifmi. Bak misal görelik bana bir de. Ortada minus asaslar bir kıl. Demek bana bu ifadeye okşar. İfade turupta. Demek bunu biz bana burada bu ifadelerle almıştırışımız mümkün. Demek logarifm 0.10'dan 2 asaske göre 40 bölü 8. Bana bunu da yazışımız mümkün. 40'a 8 gibi olsak. Beş kepeyim buladı. 5 bile 0.10'dan 2 arasında bağlılık var mı? Var. Demek logarifm 0.10'dan 2 bu 1 taksım 5 keteyim. 1 taksım 5'nin neçinci derecesi 5 keteyim olalı? Albatta minus 1'inci derecesi. Demek berilgen son, bana bu ifadede berilgen son, minus 1 keteyim iken. Nabattaki misal, bana bu ifadeleri sadalaştıramız. Yine bana şu, çünkü bana bu ifadeyi okşar ifade durdu. Asaslar bırakın. Demek A'nın oranında izosta 2 kere yaptı. İzosta 2. B'nin oranında
Mabusam sen orada 14 kili yaptı. De lagar yıkan. Biz bu ifadanın oranı gel, çatlamandaki ifadanı yazalımız. İldizası da 2 asas göre 7 ildizası da 2 taksım 14 ten ildizası da 2 asas göre getirilen 14 kıskarıp gelse bir yerde 2 buladı. İldizası da 2 taksım 2 buladı. Yani yine şu formülünün özünü işletişimiz mümkün. O halde logaritm ildizasında 2 asosga göre ildizasında 2 minus logaritm ildizasında 2 asosga göre 2 fin. Bir xil bo'lganligi sababli bu 1 ga teng minus ildizasida 2 ning nechinchi darajasi 2 ga teng bo'ladi. Albatta kvadratda. Ya bu 2 ga teng ekan. Ayiradigan bo'lsak minus 1 chiqadi. Demak, mana bu son minus 1 ga teng ekan.